arkadaşlar, kanalımız hoş geldiniz. Bugün beraber iftar yaparız. San Sebastian cheesecake yapacağız. Ve de ıspanak kanalını yaparız. Ve de et yaparız. Ve de çorba mercimekli. San Sebastian cheesecake bundan çok küçük bir şey yapacağım. Birinci şey kavuk aldık. Gördüğünüzde. İkincisi burada. Burada iki tane sıkıyoruz. Sonra birinci şey cheesecake yapacağız. Çünkü bunu biraz zaman lazım. Burası biraz zaman lazım. Bunlar hazır. Şimdi burada bir tane alız. Bu kadar bekli. Burada arkadaşlar yumurta, şeker, peynir, krem peynir. Onunla beraber şimdi karıştırırız. Bir de şeker. Bu şeker olunca. Şimdi bir kaşık un. Böyle bir kaşık göreceğiz. Şimdi ne yaparız? Ben küçük bir makine vardı burada. Bunu daha güzel istedim ya. Küçük büyük ama bu sadece küçük bir şey. Bu Amazon'da aldım. 300 TL falan. 3'e geliyorlar böyle. Bir daha başka bir tane kahve için başka bir tane de vardı. Bilmiyorum nerede gitti. 3 tane şey onda geliyor. Gerçekten çok güzel yani. Şimdi şöyle göstereyim. Bu az yani, daha fazla ödüyor. Ve bu pilin şarj sadece. Ne tutturlarım? Hem kahve falan yaparsın. Arkadaşlar bitti. Şöyle kapatıyorum. Bunun sadece kötü bir şey vardı. Ve çok zor anladım. Bu şey bitti. Böyle şarjda koyacağız. Şarj böyle. Güzel gerçekten. Yani. Şimdi burada bizim şeyler var mı? Şimdi arkadaşlar air fryer'da koyacağım. Yavaş. Bu 13 dakika yapacağız, sonra bakarız. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Mercimek, patates, soğan, bir havuç. Bunu keseceğim tek tek. Tencere koyacağım. Hadi bakarız. Şimdi arkadaşlar tencere hazır. Yağ koydum. Az yağ, çok fazla değil. İsterseniz zeytinyağı, isterseniz normal yağ.
Ben normalde tereyağı koyuyorum. Bugün tereyağı olmadı maalesef. Soğan başladı. Tabii ki diğer taraf bizim et unutmuyoruz. O da ete şimdi yağ koyacağız. Koyduk. Ve arkadaşlar soğan koydu. Et için. Burada güzeldi. Öyle yapıyorum. Bu taraf bizim soğan da var. Burada havuç koyacağım. Burada şimdi sıcak su koyuyorum. Bitiriyoruz. Patates, şimdi patates koyuyorum. Herhalde kayıp çıkıyoruz. Aa, ne güzel koktu. Gerçekten. Soğan çok güzel kokuyor. Arkadaşlar şimdi bizim mercime giriyor. Öyle koyuyor. Şimdi karıştırıyorum. Biraz zeytinyağı koyacağım. Normalde tereyağı. Maalesef tereyağı bitti. Bugün biraz zeytinyağı koyuyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir kaşık un geliyor. Biraz karıştırıyoruz. Sonra su koyuyoruz. Su veriyorum. Arkadaşlar burada ıspanaklı var. Acaba ne yapacağım? Cannelloni yapacağım. Bu cannelloni ben Tunus'ta aldım. Buradaki burası galiba vardır. Bilmiyorum. Bakarız tadı nasıl. Tunus cannelloni böyle çok ucuz yani. 10 lira falan böyle bir paket. Burada bilmiyorum belki 50 lira ya da 100 lira falan. Şimdi bunu çimleyeceğim. Keseceğim, sonra yeni geleceğim. Ben biraz zeytinyağı koyuyorum. Çok az öyle. Bizim ıspanak geliyor. Böyle koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Bu kadar soğan koydum, çok az. Kırılıyor. Böyle karabiber koyuyorum. Güzel karabiber.
Neden? Tuz. Çok fazla değil. Bu kadar yani. Şimdi arkadaşlar oradaki ıspanak alıyoruz. Onları koyacağız. Burada koyuyorum. Şimdi arkadaşlar çabuk son yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sos beyaz yapıyoruz. Daha önce süt burada koydum. Bu biraz daha su lazım. Sonra un da geliyor. Un da böyle geliyor. Bir kaşık ya da bir buçuk kaşık bunu yapıyoruz. Sos beyazlı sosu yapıyorum yavaş yavaş. Daha iyi sıcak su yani. Süt. Pardon. Süt yavaş yavaş koyuyorum. Daha iyi. Öyle en güzel krem geliyor. Şimdi bunu yaparız daha iyi olacak. Böyle küçük küçük ama o fena yok. Şimdi arkadaşlar baharat için çok az karabiber koyuyorum ve de tuz. Biraz tuz. Bakıyorum biraz. Evet. Karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar burada ıspanaklı var. Peynir koyacağız. Ben karışık bir peynir yaptım. Böyle. Karışıyorum. Tarifli
Yumurta kıyıyorlar. Ben yumurta koymuyorlar. Koymuyorum. Bilmiyorum, sanki fazla yani. Öyle daha hafif, daha iyi istiyorum. O yüzden yumurta koymuyorum. Sadece peynir, ıspanak, baharatlı o kadar. Şimdi tabağı aldım. Böyle koydum. Yavaş yavaş onlar küçük yaparız. Hala düşünüyorum bunu yumurta yapıyorum ya da yok. Eskiden yapmadım ama bugün galiba en son karar yapacağım. Bismillah. Şimdi yumurta geliyor. Böyle bizim ıspanak hazır. Daha önce koyuyorum burada. Bir şey yapalım. Bizim bayat sosu aldım. Böyle koyuyorum tabakta. Her yerde koyuyorum böyle. Bu kadar. Şimdi makarna için tutuyorum. Ya da makarna koydum. Soslu geliyor. Böyle yapıyorum. Hepsi koyacağım böyle. Bizim sos bayazı geliyor. Vejetaryen için bu makarna çok iyi. Bir de sağlık makarna, ıspanak, peynir. Böyle. Şimdi bunu fırında koyacağız. Şöyle göstereyim. İsterseniz yukarıdaki peynir koyuyorsunuz. Yoksa sonra koyacağız. Çünkü şimdi kağıt koyacağız. Belki peynir geliyor kağıtta. O yüzden ben en son koyuyorum. Şimdi arkadaşlar böyle kapatacağım. Çok iyi kapatacağım abi. Çünkü makarna hiç kötü değil. Böyle. Daha fırında kıyılıyor. 190 derece yaptım. En az 30 dakika. Arkadaşlar burada neler vardı? Çim izliyorum. Sonra yeni geliyorum. Hadi bay. Şimdi arkadaşlar bizim çoruba da geldik. Şöyle hazırlıyorum.
şimdi arkadaşlar biraz kuri koyuyorum. Çok az. Böyle. Güzel bir renk yapıyor. Böyle. Ve de tuz ben daha önce koymadım. Şimdi koyuyorum. Bizim çorba hazır. Sadece koyuyorum biraz çünkü baharat tuz koydum. Şimdi arkadaşlar hamur hazırlıyoruz. Burada bir bardak un. Bu hamur et için. Ben et fırında yapacağım. Böyle hamur koydum. Şimdi burada yağ koyacağım. Böyle yağ koyacağım. Tamam. Tuz. Bir kaşık tuz. Ve de su hamur için böyle yavaş yavaş koyuyorum. Ve başlıyorum. Bizim hamur hazır. Böyle koyacağız. Biraz yağ. Böyle çok az yağ. O kadar. Bunu dursun. Sonra istiyoruz. Şimdi arkadaşlar eti burada. Biber, domates hazırlıyorum. Tavakta koyuyorum. Öyle küçük yapıyorum. Bunu böyle domates. Ve çok kolay bir şey. Böyle hazırladım. Böyle şey bu ne isim hayat bu tabak böyle. Güveç tabağı ya. Bir şey dedi ama ben anlamadım. Güveç tabağı. Güveç tabağı. Şimdi bizim eti giriyor. Tabii ki bu sos bırakmıyoruz. Öyle yaparız. Soğan da koyacağız. Daha önce bu soğan alıyorum. Böyle aynı. Bir de tabii ki tereyağı alıyorum. Arkadaşlar bunu çok seviyorum ben. Sonra çıkarım ama. Ve de tereyağı koyuyorum. Bizim eti hazır. Kapatacağım. Fırında koyacağım. Yukarıdaki karabiber koyacağım. Baharatlı karabiber. Biraz tuz isterseniz. Karabiber. Biraz tuz. Çok çok az tuz çünkü balık tunu var ama lor peynir bu sanki çok az tuzlu. O yüzden. Şöyle hazır. Şimdi küçük sanki küçük. Şöyle. Bir de zeytin.
Zeytin çok güzel. Zeytin alıyorum. Küçük küçük kesiyorum. Böyle koyuyorum. Şimdi arkadaşlar hamuru çıkarttım ve de etten et çıkarttım. Nasıl böyle açarız. Böyle çok ince lazım. Bunu öyle aldım. Şimdi bizim tencere alıyorum. Evet, tencere aldım. Böyle gidiyorum. Tamam. Şimdi böyle alırız. Kapatacağız her yerde. İyi kapatmak lazım. Böyle kapattım. Şimdi arkadaşlar bu sarı yumurta kaldı. Biraz süt koyuyorum. Bunu isterseniz Nescafe olabilir. Nescafe bir de su. O da sadece renk yapacağız yani. Süt daha yumuşak olur. Oluyor yani hamur. O yüzden sarı yumurta renkli güzel yapıyor. Böyle her yerde yapıyorum. Güzel renk çıkıyor böyle. Böyle karıştırdım. Bitti. Şimdi yukarıda böyle güzel bu rezene koydum. Ve de biraz şey koyuyorum. O kadar. Bizim hamur hazır. Bizimki makarna çıktı. Şimdi pişti. Çok sıcak.
Çok güzel gözüküyor. Ürüm, etim. Şimdi kapat. Şimdi arkadaşlar yemek hazır. Başlıyoruz.